ligde iddiamızı koruyacağız demiştiniz ve yabancı transferlerimiz gerçekleşecek demiştiniz daha önce. Ve bugün de 4 tane futbolcunun Batı Afrika'dan gelen futbolcuların tanıtımını gerçekleştirdiniz. Neler söylüyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim, yani geç gelen bir mutluluk bizim için. Uzun zamandır düşündüğümüz bir şeydi ama bir türlü maddi imkansızlıklardan dolayı bunu yapamıyorduk. Tabii son zamanlarda gelişen olaylardan dolayı kızların üstünde gördüğünüz sahiplik kardeşimiz Fatih Aspal iki yabancı oyuncuyu kendisi karşıladığı için biz de böyle bir başlangıç yaptık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Tabii bunun yanı sıra Samsun'da olup da Güney Afrika'da, Batı Afrika'da bağlantısı olan değerli insanlarımız var. Ahmet Bey var, Türker Bey var. Onların vesilesiyle bir araya gelip oturduk. Ne yapabiliriz düşündük. Onlar da bu işe devreye girdiler. Ve şöyle diyeyim, yani öyle büyük katkılar oldular ki bu 4 oyuncunun buraya doların artmasıyla sadece uçak biletlerinin maliyeti 80 bin lira. Bu 80 bin lirayı kendileri karşıladılar. Yardımcı oldular, destekçi oldular. Yani Samsun adına bir şeyler yapmak istediler. Bu da bizi cesaretlendirdi, bu yola girdik. Ve nihayetinde de getirdik. Yani çok gururluyuz bir amatör kulüp olarak. Şöyle söyleyeyim, yani olmayacak işi başardık. Çünkü Türkiye'de de bir ilkiz biz, onu da söyleyeyim. Bir amatör kulübün Süper Lig'de takımı sadece biz varız. O ilki de biz yaşıyoruz. Perçinletelim dedik. Yani bu lige çıktık. Süper Lig'de kalmak istiyoruz. Çünkü bu Süper Lig'de kaldığımız zaman ileriye dönük çok güzel bir şeyler olacak. Projelerimiz var. Kızlarımızı getiren Batı Afrika'da Manuel diye bir arkadaşımız var bunları getiren. Onunla ilgili özel sözleşmeler yaptık. Samsun'da tüm yabancıları Samsun'a getirip Samsun üzerinden dağıtmak. Samsun'u kadın futbolunda Türkiye'de birinci yapmak düşünüyoruz. Hedefimiz bu. Öncelikle bu şekilde yola çıktık. İnşallah daha iyi olacak. Artı farklı projelerimiz var. Biliyorsunuz Bünyamin Kubat hocamız var bizle beraber. Daha önceden de bizdeydi. Sonra bir işlerden dolayı ayrılık olmuştu. Tekrar bir araya geldik. Onun da bizim de farklı projelerimiz var. Hatta ve hatta Samsun'da bir pilot takım daha düşünüyoruz, Allah nasip kısmet ederse. Dediğim gibi kadın futbolu ileriye dönük çok büyük yerlere gelecek. Biz de bunu başlangıcını Samsun'dan yapmak istiyoruz. Yani Samsun Türkiye'ye yabancı da öncülük olup dağıtacak. Böyle bir anlaşma da yaptık. İnşallah nasip olursa Fatih Karagümrük maçında yabancılarımız sahada. Gördüğünüz ki geçen de bir maç oynadık. Rakibimizin yabancıları sadece işi bitirdi. Normalde yabancılar olmasa biz normal kendi altyapı çocuklarımızla rahatlıkla yenebileceğimiz takımdı. Yabancının faktörü bu. Çünkü bunlar orada sadece futbol için doğmuş. Bizim Türk kızlarımız da çok yetenekli ama güç ve fizik olarak bazen yeterli olmuyorlar. Çok narinler, ancak futbola dönüyorlar. Onları beslemek için de böyle yabancılara ihtiyacımız vardı. Biz de bunu karşıladık. Bu işte emeği olan, bize bu desteği veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum gerçekten. Bu sizin vesilenizde bir tekrar bir sesleniştir bu şehre. İnanın destek olursa çok şeyler olur. Allah nasip ederse bizim hedefimiz bu sene Süper Lig'de kalıcı olmak. Seneye çok uzatmadan seneye de hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Bakın biz Samsun'a Şampiyonlar Ligi'ni yaşatmak istiyoruz. Samsun bunu hak ediyor. Ve bu en kolay nokta da bizim noktamız. İnşallah bunu da başaracağız. Ekibimizi, oyuncularımızı, bir de bizim en büyük avantajımız altyapımız çok kuvvetli. Onlara da bu takviyeyle beraber güzel şeyler yapacağız inşallah. 4 tane yabancı görüyoruz ama 5 tane transfer gerçekleştireceksiniz. 5. transfer ne zaman gelecek? Ayın 13'ünde 5. transferimiz gelecek. O da Batı Afrika'nın en önde oyuncularından bir tanesi. Hatta Avrupa'dan isteyenler var. Fakat Samsun'dan gelecek. Öyle anlaşmamız var. Çünkü öyle bir anlaşma yaptık ki tüm yetenekli oyuncular bize Samsun'a gelecek. Samsun'dan gerekirse Avrupa'ya, Samsun'dan da alacak. Öyle bir anlaşma yaptık. Oyuncumuz da gelecek. Çok kaliteli bir oyuncumuz. O da gelince de 5 yabancı oyuncuyla daha bir farklı bir ortama gireceğiz. Biz de bu ligde önce ilk 4'e girme belki şu anda olmayabilir. Ama orta 4'te, yani playoff oynamadan kalma niyetimiz. Ama neden olmasın? Seriye bağlarsak her şey olabilir. Bakmışın Samsun Yapbaşspor bir anda şampiyonluk için mücadele etmiş bir takım olabilir. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Bünyamin hocam teknik ekip oyuncuları beğendiler. Gerçekten iyiler. Yani kendilerine de teşekkür ediyoruz bizi tercih ettikleri için. Bu inşallah hayırlı olur Samsun adına. İnşallah, teşekkür geldi ve Samsun'da Süper Lig'de olan bir kadın futbol takımına geldi. Neler söylemek ister? Hedefi neler? You come to Samsun to Women Super League in Turkey. What you want from that you can, yeah? That you, what is your dream here?
My dream is to play professional level. I want to excel not only here, to play in bigger teams in other countries. Yeah. And what is especially for Samsung, for what you come there? I came here to excel my, you know, I came here to tell the people of Samsung that I can do it and I know how to play the football. Come. Yeah. So we don't come. Yeah. They bring you forward. You've been Samsun'a gelmemiz diyor. Aynı zamanda diyor Samsun'u büyütmek istemiz. Samsun insanlarına biz geldik, yardıma geldik. Siz de bize yardım edin. Ve amacımız hem Samsun'u Türkiye'ye tanıtmak, aynı zamanda kendimizi Türkiye'deki profesyonel liglere, Fenerbahçe'ye, öteki takımlara göstermek de her şey Samsun'dan ağrı gittiğini bilsinler diye. Biz Sarı Samsun. Biz Sarı Samsun.